Merhaba değerli izleyenler. Bugünkü konuğumuz Mahir Esen, dış politika analisti kendisi. Ve gündem olduğu üzere bir Astana görüşmesi süreci vardı. Bununla ilgili kendisine bazı sorular yönelteceğiz. Yine aynı şekilde Suriye ile ilgili olan süreç nasıl ilerliyor? Bunlar hakkında biraz kendisinden yorum almaya çalışacağız. Ve kendisinin hem bu coğrafya üzerinde hem dünya üzerinde şu an gidişat nereye? Çünkü her yerde bir problem var, bir sorun var, bir tartışma var, sıcak temaslar var. Bunlara kısaca değinmesini rica edeceğiz kendisinden. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Hocam sıcak olduğu için direkt Aslanayla başlayalım istedim. Bu kadar zamandır yapılıyor bu görüşmeler, devam ediyor. En son hatta Kazakistan <laughs> Dışişleri Bakan Yardımcısı dedi ki, e, bu süreç artık nihayete e, ermeli, yani e, görevini tamamladı. Ardından e, Sayın Putin'in e, danışmanı, Suriye özel danışmanı e, dedi ki Hayır henüz bir sonuca e, varmadı, devam edebilir, devam etmesi gerekiyor tarzında bir açıklama yaptı. E, siz nasıl görüyorsunuz hocam? Astana süreci sizce amacına uygun şekilde ilerliyor mu, e, veya bir çözümsüzlük halinde mi devam ediyor? Aslına bakarsanız, Aslana süreci dediğiniz Adana mutabakatının hayata geçirilmesi, tekrar işlerlik kazandırılması zemininde çalışan bir görüşmeler süreci. Aslana süreci amacına ulaşmış mıdır dersek, elimizde Aslana sürecinin net olarak tüm talepleriyle amacına ulaştığını söyleyebilmek mümkün değil. Peki Aslana süreci son? Durum ne? Aslına bakarsanız bugün Putin'in özel temsilcisi Lavrentiye, İran, Türkiye, Rusya normalleşme için İran, Suriye, Türkiye ve Rusya normalleşme adına Rusya'nın önerdiği yol haritası üzerinde uzlaştı diyor. Şimdi bu yol haritasının ne olduğuna bir bakalım. Aslına bakarsan burada Suriye tarafının bir talebi var. Seçimlerden önce Sayın Cumhurbaşkanı Esat'la bir görüntü vermek için e, çok e, ciddi belki de e, bazı gelişimlerde bulunmuş gibi göründü. 10 Mayıs'ta biliyorsunuz e, Moskova'da Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşme oldu. Seçim öncesi bu ne işe yarayacaktı? Yani Esat'la el sıkışma görüntüsü vermek ne işe yarayacaktı? Sahada her şey bir anda güllük gülistanlık mı olacaktı? Elbette hayır. Burada amaç şuydu. Suriye ile anlaştık, Esad'la anlaştık. Mülteciler geri gidiyor. Haberiniz olsun seçimlerde de buna göre konum alın e, demekti seçmen açısından. Bir önemi vardı. Fakat bu olmadı. Çünkü Esad bu görüntüyü vermek istemiyor. Suriye'nin bu konuda talebi net. Topraklarımızdan çıkın. Terörle ilgili konularda da karşılıklı işbirliği yapalım diyor Suriye. Türkiye'nin talebine, Türkiye'nin talebi de orada YPG'nin varlığı ve işte cihatçı bazı yapılanmaların varlığıyla ilgili Türkiye'nin çekinceleri var. Fakat bu gerçekte e, YPG kısmını bir tarafa bırakırsak cihatçı yapılanmalarla ilgili Türkiye'nin başından beri tutumunun çok da net ve stabil olduğunu söyleyemiyoruz. Neden? Şimdi İdlib diye bir gerçek var ortada. Bu İdlib bir soru soralım. İdlib'de şu anda bazı rakamlara göre 200 bin bazı rakamlar bunun çok da üstüne çıkıyor. Cihatçının aileleriyle beraber İdlib'i e adeta mesken tuttuğunu söylemek lazım yıllardır. Bu insanlar ne olacak? Şimdi bu insanlar bir savaşla e, silahlı unsurları en azından ortadan kaldırılacak mı? Bu Tabii ki e, oradaki cihatçı yapılanmalarla ilgili konuşmuyorum ama orada netçe itibariyle siviller, çocuklar, kadınlar var. Bunlarla ilgili bir trajedinin ortaya çıkmasını sebep olacak. İkinci seçenek bu insanlar kaçmaya çalışacaklar. Kaçılabilecek nere var? E, Türkiye var. Türkiye bu kadar mülteci problemiyle boğuşurken ciddi anlamda içeride toplumsal bir muhalefet bu başlıkta şekillenmeye başlarken kalkıp da yeni bir mülteci dalgasıyla e, Türkiye'nin e, karşı karşıya kalması hiç de iç açıcı bir portre değil. Buna bir formül bulunamıyor. Yani burada Türkiye'nin oradan askerini çekmesine bir formül bulunur. Türkiye'nin güvenlik kaygılarıyla ilgili bir formül bulunur. Burada ana sıkışmışlık noktası İdlib. İdlib çözülemiyor gibi görünüyor. O nedenledir ki Astana görüşmeleri birkaç defa daha yapılır. Ama bu saatten sonra Astana ve benzeri nerede olursa olsun görüşmeler. Yani Moskova'da olursa, Soçi'de olur fark etmez. Bunlar Türkiye ile Suriye'nin normalleşmesi adına... Nihai noktayı koymak yani Erdoğan'la Esad'ın el sıkıştığı görüntüsünün verilmesiyle ilgili altyapı çalışmaları. Elbette bu konuda Rusya çok ısrarcı. Çünkü Rusya'nın biliyorsunuz Ukrayna başlığında vermiş olduğu, NATO'yla vermiş olduğu bir mücadele var. Rusya Suriye'deki bu sorunun en azından, bakın burası çok önemli, Türkiye ile ilerleyen süreçte bir provokasyona yal açmayacak şekilde sonuçlanmasını istiyor. Yani Rusya'nın burada talebi hadi Suriye meselesi kapansın evet bunu tabii ki ister Rusya ama bir yere kadar tamamıyla kapanmasını istemez. Fakat burada Rusya ile ilgili başlıkta Rusya'nın talepleri başlıkta göz ardı edilmeyecek şey şudur. Rusya Türkiye ile herhangi bir şekilde bir çatışma bir karşı karşıya gelme lüksüne sahip değil. Aynı şekilde Türkiye de sahip değil. Ama... İdlib'deki bu durum, Suriye'deki bu durum, e, herhangi bir istihbarat örgütü ve örgütler konsorsiyumu tarafından rahatlıkla provoke edilebilecek bir risk taşıyor. Şöyle hayal gücümüzü kullanalım. Bir sabah uyandık, baktık ki Suriye ordusu Türk ordusuna saldırdı veya Türkiye ordusu Türk ordusuyla Suriye ordusu arasında bir çatışma çıktı. Bu kimin işine yarar? Bu elbette başta Batılı güçlerin, Amerika, İngiltere ve Fransa olmak üzere Suriye'de savaşın devamı yana en azından savaş büyüyemese bile orada krizin devamından yana olan güçlerin yani doğal olarak bunun içine İsrail de katabiliriz işine yarar. Bu noktada Rusya'nın Rusya'nın bu işin bitmesi noktasındaki ısrarını anlamamız gerekiyor. Hocam burada bir ek soru olarak şöyle bir şey geliştirebilirim ki siz de biraz üzerine değindiniz. Türkiye'nin buradaki temel çekincesi artık Esad'la ilgili bir durum olmaktan çıkmış gibi görünüyor. Yani biz e, sınırlarımızı doğudaki Suriye ile e, birlikte kullandığımız bu ortak sınırlara yönelik bir PKK PYD devleti istemiyoruz bu coğrafyada ve Suriye'nin kuzeyini PKK PYD'den arındırmak istiyoruz. Temel net talebi bu gibi görünüyor. E, fakat öbür tarafa baktığımızda hem olarak Rusya'da... Tabii hem Rusya Suriye tarafında olarak. hem Suriye tarafında buna yönelik en azından benim dikkatimi çeken diyeyim. net, samimi, yapıcı ve ileriye dönük bir proje sunulduğunu da göremiyorum. böyle bir proje hayata geçirilebilir mi? Yani ben mesela Astana görüşmeleriyle ilgili bu konuda umutluydum. Belki dedim Suriye'nin kuzeyine yönelik olarak Rusya'nın, Suriye'nin, Türkiye'nin ve İran'ın içerisinde yer aldığı ortak bir operasyon gücü veyahut ortak bir kontrol gücü gibi bir şey çıkabilir diye düşünüyordum. burada böyle bir hareket olabilir mi sizce? Kimle savaşacak bu güçler? Amerika Birleşik Devletleri ile mi? Oradaki PYD varlığı, PYD varlığıyla mı sınırlı? Yani Rusya Suriye sahasında Amerika ile kapışmak mı istiyor? İster mi? İran şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye sahasında kapışacak ölçekte bir güç mü bulundurabilir orada? Türkiye bu konuda ne yapar? Şimdi burada temel mesele PYD falan değil. Burada temel mesele Amerika Birleşik Devletleri'nin orada varlığı. Oradaki varlığı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kısa sürede orada varlığının sonlandırılması da pek beklenemez. Her demokrasinin sorunlu tarafında olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin de dünyada genel anlamda sorun ve baş belası bir tutum sergilemesinin ki azalan hegemonyası daha da azgın bir hale getiriyor Amerika'yı. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin 2024 başkanlık seçimine kadar Suriye'den çekilmesi en azından bu süre zarfında çekilmesi beklenemez. O noktada Amerika Birleşik Devletleri'ni oradan kim çıkaracak? Çıkarabilecek tek yol var Az önce sıraladığınız ülkelerin yani Türkiye, İran, Suriye, Rusya hatta Irak hatta Irak bu ülkelerin ortak bir irade göstermesi Amerika Birleşik Devletleri'ni orada etkisizleştirir. Fakat denklem yine bir e, ayağından eksik kalır bu durumda. Bu durumda eksik kalan şey nedir? Amerika Birleşik Devletleri niye Suriyede sorusuna bir cevap vermemiz gerekiyor. Yani. Klasik söyleme bakarsak Amerika Birleşik Devletleri işte orada bir Kürt Devleti, işte Kuzey Irak'tan başlayıp da e, Suriye sahasını da kapsayacak şekilde bir Kürt Devleti arzusunda olabilir. Tamam bunu bir kenara koyalım ama bu kısa vadede olmayacak e, bir şey olduğuna göre Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl istediği ne? Bakın bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin isteğine bakamazsınız. Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri varsa dönüp Tel Aviv'e bakmak gerekiyor. Yani... İsrail ne istiyor diye bakmamız gerekiyor. Eğer İsrail'in orta vadede hesabı İran'la bir kapışmaysa ki anlaşıldığı kadarıyla Filistin'de özellikle son günlerde tekrardan katliamlara başladı İsrail devleti biliyorsunuz. İsrail devletinin asıl arzusunun e, ne olduğunu anlarsak Amerika Birleşik Devletleri'nin orada neden bulunduğunu da anlamış oluruz. Bakın İsrail devleti e, duramaz. İsrail durduğu anda Zayıflar bir güvenlik devleti olma yetisini kaybeder ve yok olup gitmeye de mahkumdur. Bu man mantıkla bakarsak. O zaman İsrail ne yapacak? Kurulduğu günden beri İsrail'in temel stratejisi nedir? Yayılmak. Küçük küçük parçalar halinde Filistin'i, Suriye'yi, Lübnan'dan toprak parçaları koparmaya çalışıyor. Bu İsrail'i ayakta tutan yegane güçtür. O nedenle İsrail... Eğer bundan sonra genişleyecekse nereye doğru genişleyecek diye bakmak gerekiyor. Filistin'i toptan yutmak gibi bir derdi var. Bunu da çoğunlukla başardı. Bunda hem Müslüman ülkelerin hem de dünya kamuoyunun görmezden gelmesi, kör sağır dilsiz oynaması yıllarca etkili oldu elbette. O zaman haritaya açıp baktığımızda İsrail'in nereye doğru yayıla, yayılması e, olasılığının yüksek olduğunu görmemiz gerekiyor. E, nereye gidecek? Sina çölüne mi gidecek İsrail? Hayır. E Akdeniz'e mi? Hayır. Kızıldeniz'e mi? Hayır. Geriye kalan İsrail'in yayılmak isteyeceği tek yer Lübnan'dır. Bunu dikkat ederseniz 2008'de denedi İsrail. Ee, ve Hizbullah'tan feci şekilde bir tokat yiyip geri dönmek zorunda kaldı. Hizbullah dediğiniz İran'dır. Eğer İsrail Lübnan'a doğru yayılmak istiyorsa ki bunu yapmak istediği çok açık. Çünkü Lübnan ortadan kaldırmadan Kudüs'ü, Tamamen kendi başkenti olarak ilan edemez, etse de dünyada çoğunlukla kabul görmez. Lübnan'ı yani doğal olarak Lübnan Hizbullah'ını yani İran'ı orada etkisizleştirmesi gerekiyor. Bu noktada e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki varlığı bugüne kadar İsrail kurulduğu günden beri ordusunun büyük bir kısmını İsrail sınırında tutan, ordusunun bir kısmını Lübnanda tutan orada bir bölgesel güç olarak varlığını gösteren ve İsrail'in azgınlığına karşı direnmeye çalışan ülke olan Suriye'nin tekrardan aynı pozisyona gelmesinin önü kapalı. Yani Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de varlığını sürdürdüğü sürece Suriye İsrail'e karşı eski askeri pozisyonuna dönemez. Amaçlardan biri budur. Yani Amerika'nın derdi efendim orada bir Kürt devleti kurulsun vesaire. Bunun gerçekçi olmadığını Amerika Birleşik Devletleri'nin mümkün mü? Ve bir de şöyle düşünelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin yine oradaki varlığı olası bir İsrail-İran kapışmasında İsrail'in kara gücü olarak İran'a müdahale etme şansı var mı? Kesinlikle yok. O zaman kara gücü olarak kim kullanılacak? Onun sinyalini birkaç hafta önce biz gördük. Taliban'ın İran'daki sınır karakollarına saldırması ve işte bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan ayrılırken efendim yenildi gitti, kaçtı gitti şeklinde komik komik yorumlarla karşılaşmıştık. Hayır efendim ne kaçtı ne de yenildi. Orada Amerika Birleşik Devletleri Taliban'la sıkıştı. Peki Taliban'ı kime karşı kullanacaksınız? E, kullanacağız yer belli. İran, hadi doğusunu hallettiniz. Batıda güç kim? E, batıda güç tabii ki e, silahlı en büyük bölgedeki güç e, Kürt. Kürtler, gerek Barzani, e, gerek e, işte e, daha aşağıda e, Talabani bölgesi diyeyim eski tabirle e, ve tabii ki e, PKK. E, bu noktada e, İsrail'in arzu ettiği e, bu kesinlikle jeopolitik denklemde yeri yok ve buna izin verilmesi de mümkün değil. İsrail bir hayal aleminde yaşıyor zaten, neten Yahud hükümetlerinde. İsrail yine hayal alıp hayal satmaya devam ediyor e bu bölgede İsrail'in bu hayalperestliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan seçimlerde İsrail lobisinin gücünü hesaba katarsak, Amerika'nın öyle kolay kolay oradan çıkmayacağını da hesap etmemiz gerekiyor. Hocam bu noktada e, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulamayacağına dair anladığım kadarıyla bunun pek de mümkün olmayacağına dair düşünceleriniz var. E, fakat Irak için de aynısı söyleniyordu diye ben hatırlıyorum. Nihayetinde Irak'ın kuzeyinde bir özel devasa bugün çok Irak merkezi yönetiminden kopacak seviyeye kadar gelmiş kendini o şekilde güçlendirmeye çalışmış bir özel Kürt devleti diyebileceğimiz bir devlet görüyoruz. Suriye'de bunun olabilme ihtimalinin daha az olmasını neye bağlıyorsunuz bunu burada? Yani evet burası bir hesaplaşma noktası anladığım kadarıyla ama. E, muhakkak sizin de bunun arka planında bazı düşünceleriniz vardır. Birincisi Irak örneğiyle Irak'ın tarihsel gelişim süreciyle Suriye'nin tarihsel gelişim süreci birbirinden oldukça farklı. Yani 1940'lara baktığınız zaman bile e, orada bir barzani e, hareketinin olduğunu Irak'ta görebiliyorsunuz. Ee, ve Kürtler e, başından beri Irak'ta e, gerçekten gerçek anlamda e, çok da e, e, eşit vatandaş olarak görülmedi. Ve Kürtler başından beri bu konuda tepkisel davrandılar. Çünkü e, gördük yani Irak'ta Araplar Irak'taki Arap aklının Kürtlere neler yaptığını Halepçe katliamında gördük şimdi. Bunu bir başlı başına bir yerli yerine bir koyalım. Şimdi ee, Irak'ta özel bir Kürt devleti diyorsunuz, ben e, valla açık söylemek gerekirse Irak'taki federal yapı içerisindeki Kürt bölgesinin e, özel bir devlet statüsünde olduğunu falan düşünmüyorum. E, birincisi Kürtler orada e, gerek e, Erbil e, yani Barzani gerek e, Süleymaniye, Talabaniye diyelim e, tek parçalı bir yapı değil. Goran hareketini saymıyorum bile. Şimdi e, geldik şeye, e, bir de burada e, ciddi bir PKK gerçeği var. Yani kabul edelim etmeyen Orada Bu bulunduğu bölgede silahlı bir güç. Yani tek parçalı bir yapı değil. E, bir diğeri e, merkezi hükümete karşı e, baş kaldırdı. Merkezi hükümete karşı ne yapabildi? Gördük. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda yapılan bağımsızlık referandumundan sonra e, Kerkük'ü de kaybetmek durumunda kaldılar. Yani... Burada denge, şunu yerli yerine koyalım. Orada Kürtlerin bağımsızlığını destekleyebilecek uluslararası bir güç bulması mümkün değil. Mümkün değil. Hele hele de bakın, bu konjonktürde kalkıp da Rusya, İran gazıyla beraber kendi gazını İran'dan Körfez'e gönderip, bildiğiniz gibi bu proje açıklandı, Körfez'den dünyaya arz edecekken, Türkmen gazı yine aynı hat üzerinden İran üzerinden Körfeze e, aktarılıp satılmaya başlanacakken, Yanı sıra olmayan işler olurken Çin devreye girip Suudi Arabistan'la İran'ı barıştırdığı bir süreçte, Yanı sıra İran, Suudi Arabistan, e, Bahreyn, Umman e, ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortak bir donanma kurup Hürmüz Boğazı'nı korumak için biz buradayız Çinle beraber dediği bir süreçte Burada artı şu soruyu soralım. Günümüz boğazını körfezi kime karşı koruyacaklar bu donanma? E kime karşı koruyacak? Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı çılgınlığa karşı koruyacaklar. Yani biz Türkiye'den baktığımız zaman bu işin nereye gittiğini konusunda ciddi bir e, e, algıda bir eksiklik yaşıyoruz. Yani 20. 21. yüzyılın e, anlamamız gereken gerçeğini 20. yüzyılın değerleriyle anlamaya e, çalışıyoruz. Artık yeni bir dünyadayız. Şimdi. Böyle bir e, olasılık e, ben görmüyorum. Açık söylemek gerekirse. Burada temel temel çıkar noktası İsrail'in emelleridir, İsrail'in arzularıdır. İsrail'in emel ve arzularının ne derece yerine getirilip getirilmeyeceği Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya hegemonyasındaki duruşuyla alakalıdır ki bu konudaki ısrar, bu küreselci zekanın ısrarı da e, en fazla gördüğünüz gibi Rusya-Ukrayna savaşında ortaya çıkmış durumda. İnanılmaz bir trajedi yaşanıyor. Amaç nihai hedef olan Çin'e yüklenmeden önce Rusya'ya ayak bağı olmaktan çıkarmak gibi bir zihni sinir projesiyle ortaya çıkmış. Yüz binlerce insanın canına mal olmuş bir projeden bahsediyoruz. Duracaklar mı? Elbette durmayacaklar. <laughs> Aynı şekilde e, Orta Doğu'da da varlığını sürdürmeye Amerika Birleşik Devletleri ama ee, bu işin eskisi kadar Amerika Birleşik Devletleri için kolay olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Buraya bir dipnot da ekleyelim. Dünyada artık e, yeni gerçekler var dedik. Bu yeni gerçekler sadece jeopolitik gerçekler değil. Aynı zamanda ekonomik, dünya çapında ekonomik ve finansal bazı yeni gerçeklerin olduğunu da görmemiz gerekiyor. Tabloyu e, tamamıyla e, görmeye çalıştığımız zaman ee, tekrar ediyorum, ee, Türkiye'nin aslında burada alması gereken tutumun çok farklı olduğunu, Türkiye'nin bu güvenlikçi politikaları e, uygularken yanına koyması gereken çok farklı politikalar olduğunu da görmemiz gerekiyor. Hocam tam olarak burada. Şimdi biz e, esasen tabi Astana süreci, Suriye, Kuzey Suriye vesaire bunları e, konuşmaya yönelik bir program başlatmıştık ama son soruyu sizin de vaktiniz kısıtlı biliyorum en geniş soru olarak sizin de program öncesinde de konuşmuştuk dünyanın birçok bölgesinde bir hesaplaşma tabiri caizse yaşanıyor Hatta büyük bir güç mücadelesi yaşanıyor sadece burada sınırımızda olduğu için biz daha çok Suriye bölgesini konuşuyoruz fakat size işte bahsettiğiniz Ukrayna tarafında yine Çin tarafında ve iktisadi olarak da büyük bir mücadele var sadece sıcak çatışmalar savaşlar anlamında değil bu tarafta da böyle bir durum var siz dünyanın gündemi başka bir tarafa gidiyor demiştiniz. Çok kısaca buraya değinelim. Vaktiniz de fazla olmadığı için fazla da yine sizi tutmak istemiyorum. Biraz değinelim, açalım. Ondan sonra yayına nihayet erdirelim. Şimdi dünyanın gündemi başka derken Aslan'a süreci aslına bakarsanız küçüm, küçümsemeyelim. Aslan'a süreci elbette önemli. Türkiye ile Suriye arasında normalleşme, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çıkarılması için bir adım daha atmak anlamına gelir. Yeterli midir, değildir. Türkiye'nin e, yapması gereken çok iş var. Yani e, bu bir defa e, Türkiye'nin artık bu e, bu yüzyılda, yani cumhuriyetin yeni yüzyılında e, bu Kürt meselesini gündemden çıkarması gerekiyor. E, bunun için de sadece güvenlikçi politikalar değil, yanı sıra siyasi demokratik açılımlar yapılması gerekiyor. Geçmişteki gibi samimiyetsiz açılımlar yerine gerçekten ayağa yere basan ve gerçekçi diyebileceğim bazı açılımlar gerekiyor. Bunu böylece bir kenara koymamız gerekiyor. Yani slogan söylemleriyle bu işleri çözemiyorsunuz. Bu çok net. Şimdi dünyanın gündemi farklı derken şunu kastetmem kastetmek istedim. Kısa vadeli gündem elbette işte Rusya-Ukrayna savaşı, Körfez'deki gelişmeler, Tayvan'daki gelişmeler, Tayvan Çin ile ilgili başlıklarda gelişmeler, Kuzey Kore, Japonya. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri e, bu yüzyıl için hegemonyasını devam ettirmek için bir planı devreye soktu. Bu plan, bunu kısaca anlatmam gerekiyor zaman açısından. E, belki daha başka bir e, gün e, farklı bir programda genişçe konuşuruz bunları. Amerika Birleşik Devletleri Tekrar aynı bizim şu anda dünyayı algılamakta ki hatamızı Amerika Birleşik Devletleri bir de dünyayı yönetmekte aynı hatayı tekrarlıyor. Yani biz bu demin dedim ya hani 20. yüzyıl gerçekleriyle 21. yüzyılı anlama hatasına düşüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 20. yüzyılın gerçekleriyle 21. yüzyılı dizayn etmeye çalışıyor. Korkunç bir şey. E doğal olarak bir sakatlık var ortada. Yani... Daha düne kadar Amerika'nın kulu kölesi sözünden çıkmayan ülkeler olarak adlandırılan Suudi Arabistan gibi, Körfez ülkeleri gibi ülkeler. Bir dakika kardeşim biz senin peşinden koş koşmaya mecbur değiliz. Bizim kendi ülkemiz, kendi çıkarlarımız var. Biz gazı dolarla değil, yuanla satıyoruz diyebilecek noktaya geldi. Burada yanılgı, yanılgı, batının yanılgısı Batı elitlerinin, özellikle Avrupa'daki yerleşik bazı Batı elitlerinin ve Amerika'daki daha çok demokratlar içerisindeki o küreselci elitin yanılgısı ise şu. Bugüne kadar dünyanın neresine giderlerse gitsinler, her zaman medeniyeti temsil eden, gücü temsil eden, parayı temsil eden, gelişmişliği, çağdaşlığı temsil eden ee, gruplar, kişiler, ülkeler, askerler ne derseniz deyin güçler olarak dünyanın dört bir yanına gidiyorlardı. İşte efendim Uzak Asya'sı, Afrika'sı vesaire sömürmedikleri yerde kalmadı. Fakat unuttukları bir şey vardı. Bu sömürü düzeni sömürdükleri yerdeki yerel işbirlikçileri dahil yani o zengin ettikleri minik minik zümrelerden bahsetmiyorum. Dünyanın geri kalanına büyük bir fakirlik ve umutsuzluk ve büyük bir kin batıya karşı büyük bir kinini de aşıladı. Şimdi Bugüne kadar tabiri caizse dünyanın geri kalanına efendilik taslayanlar, Macron gibi bir e, yani devlet adamlığı vasfını tartışmayacağım bile insani vasıfları bile sıkıntılı bir tipin Afrika'da her bir yerden kovulmasına sebep oldu. Afrika'daki minicik ülkeler bile bir dakika kardeşim artık 1900'lerde 1800'lerde değiliz, biz de senin sömürgen değiliz, tak sepetik hadi herkes kendi yoluna diye... Macron'u kovaladılar. Amerika bundan azade mi? Hayır. Kim gidiyor Afrika'ya? O sömürülen yerlere kim gidiyor? E baktığınız zaman bakın daha geçtiğimiz hafta Çin Arap iş Forumu yapıldı. Arap dünyası Çin ortaklaşa iş forumu yapıldı. daha ilk gün 9 milyar dolarlık bazı anlaşmalar imzaladılar. Bunlar açıklanan anlaşmalar. Nerede kullanacak bu anlaşmaların içerine bakıyorsunuz. Bilim, teknoloji, yenilenebilir enerji ve tarım. Peki bu 9 milyar dolar daha açıklanan kısmı bu. Bu emin olabilirsiniz çok daha yüksek rakamlarda. Nereye yatırım yapacaklar? Afrika'ya. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı eski tarz sömürgeci ve yukarıdan buyurucu tavırla dünyanın geri kalanına gidiyor. Ama bir de Çin, bir de Rusya, bir de Hindistan adlı yani BRICS çerçevesindeki o akıl diye e, özetleyelim. O da dünyanın geri kalanına, bir dakika kardeşim, savaşmaya geldi. Yani. Kazan kazan diyoruz, yatırımımızı yapalım, <laughs> istihdam sağlayalım. Biz de kazanmak istiyoruz, siz de kazanmak istiyorsunuz. Çok mu masum? Hiçbir zaman dünyada hiçbir şey çok masum değildir, onu bir kere koyalım. Ama batının bu saldırgan, batının bu yürücü, batının sömürgeci tavrına karşı artık bir alternatif var ve ülkeler buraya doğru yüzlerinde dönmeye başladılar. Bu işin bir nedeni. Bir diğer neden bakıyorsunuz batıdaki ekonomik göstergelere bakıyorsunuz. Özellikle e, Covid salgını bunda belki de bir milat oldu. Yükselen bir enflasyon, doların artık o hegemonyasının çatır çatır çatlaması, BRICS üyelerinin biz kendi para birimlerimizle kendi aramızda ticaret yapacağız demesi, Türkiye Rusya ticaretine bakın. Belirli miktarlarda artık Türk lirası ve rublenin kullanıldığı günlere geldik. Arap dünyası Yuan'la alışveriş yapıyor. Hindistan hakeza. Yani dünya artık eskisi gibi bir dünya değil. Dünyanın gündemi şu anda şu. Bir tarafta haydutluk yapmaya devam eden bir e, NATO bloğu, Batı bloğu var. Bir tarafta da buna karşı gelmeye çalışan fakat karşı gelirken e, kullandığı argümanların da bazı noktalarda sorunlu olduğu bir e, işte Rusya, Çin, Hindistan, Güney Afrika... Brezilya gibi dünyanın geri kalanı var. Ee, diyebileceklerim şu an için bunlar. Başka bir gün daha geniş bir sohbetimizde e, Türkiye'yi merkeze alarak belki bunları bir daha değerlendirme şansımız olur. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, hakikaten sıcak günler ve görünür, görünen o ki bu 2023 yılı da e, yine birçok olaya gebe. Dünya hakikaten büyük bir değişim içerisinde. Hatta e, ajanda 2030 denilen bir süreçte. Yine önümüze koyuldu. Ee, bir sonraki programda yine eğer uygun görürseniz siz de lütfen daha detaylı şekilde daha e, uygun bir vakit e, olacak şekilde yeni bir program yapmayı isterim. Çok teşekkürler. Tekrardan hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun davetiniz için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kıymetli izleyenler bugünkü programın sonuna geldik. Bir sonraki yayında yine görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.